Evet, gayrimenkulün kalbi dedi, kan dedik ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar da o isimlerden biri. Çağlar, Kan şehrinde 685 metrekarelik İstanbul tanıtım çadırı hakkında NTV'ye konuştu. Sizin çadırınıza konuk olduk. Şimdi bu Kan'da dünyanın en büyük emlak buluşmalarından birisi bu. Ve ülkelerin, şehirlerin çadırları oluyor. Ve Türkiye'de bu sene gördüğüm kadarıyla oldukça da gözde bir yerde, merkezi bir yerde. Ve çok da geniş bir çadır. Şu anda çadırın içindeyiz ve çok büyük, devasa bir maketin önündeyiz. Bu İstanbul'un maketi. Evet. İsterseniz önce şeyle başlayalım. Bu maketin hikayesiyle. Ben öncelikle... Evet. Ankara'da önceki gün yaşanan terör olayını lanetleyerek başlamak istiyorum. Hatta bugün cenazelerimiz defnedilirken isterim ki tüm dünya temsilcileri bugün Ankara'da olsunlar. Çünkü hiç kimse benim teröristim kötü, senin teröristin iyi dememeli. Teröristler de hiçbir ülkeden destek aldığını hissetmemeli. Onun için bugün nasıl biz iş dünyası temsilcileri bugün burada bir arada ortak dili konuşuyorsak, siyasilerimizle, temsilcilerimizle bu terör olayıyla ilgili Ankara'da bir araya gelip bu terörü lanetlemeleri gerekiyor. Ben ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Evet, tüm uçumuzla evet, bu sene yine Kan'dayız. Dünyanın en büyük emlak ve gayrimenkul fuarındayız. Geçtiğimiz yıl 300 metrekarelik bir alandaydık. Orada yine bu maketimiz vardı. Bu sene birazcık daha maketimizi iyileştirerek buraya getirdik. Geçen sene çok büyük sükse yapmıştı. Fuarın yıldızıydık. Bu sene de Star of Housing kentselleşmenin merkezi İstanbul adıyla çıktık. Şöyle bir de evet, bir İstanbul bir anahtarlığı bu. Anahtarlığımızı da Star of Housing, bu İstanbul'un sloganı bu olacak evet, herhalde sene, değil mi? Bu sene bu. Sloganımız bu olacak. Çok şimdi, güzel, çok teşekkür. Bu sene 700 metrekarelik bir çadırdayız. Fuarın en merkezi yerindeyiz. Dünyanın en büyük şehirleriyle aynı koridordayız. Ve İstanbul'umuzu, İstanbul'daki mega projeleri tanıtacağız. Çünkü İstanbul şu anda dünyada en çok yatırım yapılan ve en büyük yatırım yapılan şehirlerden bir tanesi. Hem İstanbul'un güzelliklerini, İstanbul'un barındırdığı kültürü, sanatı, eğitimi, müzelerini ve hatta sağlıkla ilgili geldiğimiz noktada neredeyiz bunları, mega projelerimizi bugün anlatmak için buradayız. Burada Türkiye'den kalabalık da bir grup var. Belediye başkanlarını görüyorum, işte inşaat firmalarının temsilcilerini görüyorum. Bayağı oldukça böyle kalabalık bir Türkiye çıkarması gibi neredeyse. Ve sizin çadınızda bir anlamda tüm bu organizasyonun ev sahibi gibi. Evet. Öğleden sonra sanırım bakan da burada olacak. Buradan MİFİM'den, Kan'dan ne beklenmesi lazım? Çünkü burası satış yapılan bir yer değil aslında. Evet. Şimdi buraya bu yıl, geçtiğimiz yıl 26 bin emlak yatırımcısı gelmişti. Bu yıl daha fazla olacağını bekliyoruz bunun. Ve burada müthiş bir network sağlanıyor. Bu yatırımcılar şehri tanıyorlar, şehrin projelerini tanıyorlar. Daha sonra da bunlar bu işin guruları açıkçası. Yani emlak dünyasının tüm dünyadan geliniyor bir de biliyorsunuz. Ve tüm dünya projelerini sergiliyor. Burada siz yatırım için onları davet ediyorsunuz ülkenize. Şirketlerinizle işbirliği olanaklarını ortaya koyuyorsunuz. Çünkü biz şirketlerimizin işbirliği imkanlarını da artırmak için burada bir takım toplantı organizasyonları tertip ettik. Kokteyller yapıyoruz devamlı. Yani 4 gün boyunca burada çok aktif bir şekilde İstanbul'un, Türkiye'nin tanıtımı ve yatırımcılara da mega projelerin anlatılmasını sağlayacağız. Peki bu makete dönersek, bu makette aslında İstanbul'un birebir şeyini görüyoruz değil mi şu anda? Önemli yapılar şu anda bu maket üzerinde görülüyor. Zaten baktığımız zaman Boğaz'da sürekli bir hareket var, böyle tekneler gidiyor. Çok başarılı bir maket. Büyüklüğü nedir bunun? Şimdi bu 96 metrekarelik bir maket. Bu geçtiğimiz yıl dünyada ilk defa sergilendi. Video mapping teknolojisiyle İstanbul'un 24 saatini yaşatıyor. Bu yıl biz ilave olarak İstanbul'un 4 mevsimini de ziyaretçilerimize burada anlatacağız. Tabii müthiş bir maket bu ve NİS'te bir müze maketinizi söktükten sonra bizim müzemizde sergileyebilir miyiz diye de talepleri var ama biz yine maketimizi İstanbul'da sergilemeyi hem İstanbullulara hem ülke vatandaşlarımıza hem de ziyaretçilerimize açmak istiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi birçok İstanbul'un tarihi eserleri, birçok projeleri maketin üstünde yer alıyor. Tabii bu makete İstanbul'un bu büyüklükte 96 metrekareye kendini gösterebilecek bir maket yapmak istiyorsanız ancak bu kadar yapabiliyorsunuz. İstanbul'un güzelliği yine ortaya çıkmış. Evet, baktığım zaman gerçekten çok güzel bir maket. Diğer ülke şeylerinde var mıdır çadırlarında, şehir çadırlarında bu tip böyle maket, video mapping kullanma? Var, maketler var ama bu teknolojiyle yapan olmadı. Bu sene de görmedim ben daha yeni geziyoruz fuarı. Bu sene de görmedim. Ama biz her sene bu maketimizi upgrade ederek yine getireceğiz buraya. Belki daha farklı teknolojiler kullanacağız. Çünkü
Burada siz sunumunuzu yaparken işte sizin de dediğiniz gibi gemiler geziyor. Haydarpaşa Limanı'ndaki çok canlı, o küçük evet. Vinçler çalışıyor. Ve 24 saat galiba değil mi? Gündüzü gecesi. Gündüzünü gecesi. Sabah başlıyor bizim şovumuz ve gün bitene kadar onu yaşatıyor. Çünkü evet. İstanbul zaten 24 saat yaşayan bir şehir. Yani dünyada böyle bir şehir yok peki, 24 saat yaşayan. Peki böyle bir şehri burada inşaat sektörüne, gayrimenkul sektörüne bir yandan tanıtma görevini üstlendiniz. Genel olarak inşaat sektörüne bakarsak şu anda neredeyiz? Nasıl? Şimdi dünya ölçeğinde bakarsak biliyorsunuz müteahhitlik firmalarımız Çin'den sonra dünyadaki ikinci büyük müteahhitlik firmaları ve dünyanın her yerinde artık proje alıp proje yapabiliyoruz. Hatta mühendislik firmalarımızla birlikte, inşaat firmalarımızla birlikte mühendislik firmalarımız da artık iş almaya başladılar. Onların da projeleri artık dünyada ödüller almaya başladı. Günden güne gelişen bir sektör. İstanbul'da da kentsel dönüşüm biliyorsunuz. Müthiş bir kentsel dönüşüm başladı İstanbul'da. Ve Türkiye'de de yeni yatırımlar, işte Emlak Konut'un, TOKİ'nin, Ekiptaş'ın yaptığı bir sürü projeler var. Gelişecek tabii İstanbul daha da büyüyecek. Yeni havaalanı yapılacak. Evet. Bölgenin hub'ı olacak. Finans merkezi yapılacak. Arzu ediyoruz ki Orta Doğu'nun finans merkezi olsun ki finans merkezlerinin çekim gücü biliyorsunuz çok yüksek. Onun için İstanbul'da çok yeni projeler de var yapılacak olan. Artık burada yatırımcılarla buluşmayı bekliyoruz. Gayrimenkulün nabzı kanda atıyor dedik. Şimdi piyasaların nabzı nasıl atıyor? Hemen hızlıca bakalım. Çünkü Amerika'dan gelen verilerle birlikte doların